İnanılmaz mutluyum ya. Şu anda benim videolarımdan bir tanesinin 5000 tane izlenmesi, kanalında yaklaşık 800 tane abonesi var. Yani ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Gerçekten şok oldum ya. Ben uzun zamandır videoların analitiklerine de bakmıyordum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Kılıç. Bunlar daha başlangıç. İrlanda'yı gezeceğim. Size de buraları heveslendireceğim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olmanızı size şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar öncelikle bugün hazır hava yağmadan yine size hemen dışarıya çıkıp elimden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağım. Ancak gerçekten çok teşekkür ediyorum ya. Videolarımdan bir tanesi 5000 defa izlenmiş. Kanalda neredeyse 800 abone oldu. Yani daha iyi yerlere gelip daha güzel işler yapacağımıza emin olabilirsiniz. O yüzden hepinize tek 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 teşekkür ediyorum. Uyandım ve farkına vardığım şey şu oldu. Ne yazık ki benim pandemi unemployment payment dediğimiz devletin verdiği bu işsizlik maaşı ne yazık ki kesilmiş olarak kalktım. Aslında ben bunun kesilmesini bekliyordum ancak ne şekilde olacağını tam olarak bilmiyordum. Sabah uyandığımda bunun kesildiğini fark ettim. Daha sonra iş yerimi aradım ve dedim ki böyle böyle benim aldığım tek para bu. Ne yazık ki bu parayı da kesmişler. Yani şu anda ne yapacağımı bilmiyorum dedim. Onların da bana söylediği şey şu oldu. Önceden bu pandemi unemployment payment'ın ödemesi benim işsizlik maaşım benim hesabıma geliyordu. Ancak ben şu anda şirkette çalışmaya başladığım için şirket bu belgeleri devlet yolluyormuş. Devlet de bu ödemeyi bana değil şirketime yapıyormuş. Şirketim de benim çalıştığım saati devlete bildiriyor. Diyor ki bu eleman işte 10 saat çalıştı, 15 saat çalıştı, 20 saat çalıştı neyse. 20 saatin karşılığına gelen para ne kadar? 200 euro. Örnek olarak veriyorum. Peki benim almam gereken para ne kadar? 350 euro. Şirket 200'ünü veriyor, devlet 150'sini veriyor. Yine benim hesabıma 350 euro gelecekmiş. Ancak henüz hesabıma hiçbir para gelmedi. O yüzden bilmiyorum ve biraz stresliymiş açıkçası. Ne olacağını da bilmiyorum. İleride bir durum tekrardan değişirse size bunun da haberini vereceğim ancak şu anda bilmiyorum hani para gelecek mi gelmeyecek mi. Fakat söylenen bu. Bir de arkadaşlar Stamp 1'e yani diğer bir de işte Ankara Anlaşması'na başvuran arkadaşlarımızın şu anda yavaş yavaş Stamp 1 başvuruları açıklanmaya başlandı. Ama hangi bölüm açıklandı diye merak ederseniz ne yazık ki daha Kasım 2019'da başvuru yapanlar daha açıklandı. Onun üzerine şu anda başvuru yapanların bilgileri açıklanmadı. Ha bu ne zaman açıklanacak emin olun bilmiyoruz. Ben de halen açıklanmasını bekliyorum. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda açıklanır. Ancak şu anda bir açıklama yok. Hatta ben bir WhatsApp grubu kurdum geçen gün. Yaklaşık olarak 3 saat içerisinde. İçerisinde 250 aboneye direktman ulaştı. Stamp 1 ve Ankara Anlaşması diye bir WhatsApp grubu kurdum. Hani oradan da biz arkadaşlarımızla beraber takip ediyoruz merak etmeyin. Ankara Anlaşması ile alakalı bir şey ortaya çıktığı zaman ilk olarak da size bunun haberini ben vereceğim. Şu anda bilgisini geçeyim tekrar. Kasım 2019 yılında başvuranların Ankara Anlaşması çıktı. İnşallah Aralık, Ocak ve Şubat aylarında başvuranların da bir an önce çıkar. Biz de bir an evvel Ankara Anlaşmamıza sahip oluruz. En azından bu vize derdiyle kafamızda bir soru işareti olmamış olur diye ümit ediyoruz. Benim size bugünlük İrlanda'dan bahsedeceklerim bunlar arkadaşlar. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar hepinize esenlikler dilerim. Hoşça kalın efendim. Bye bye.